Günaydın sevgili dostlar. Aylin Hanım'a bugün tatil verdiktim. Ortalığı da daha toparlamadan kahvaltı hazırlıklarına başlıyorum. Bugün benden kahvaltı. Yavaş yavaş başlayalım hazırlıklarımıza. Evet, çayı demledim. Aylin Hanım da bu arada ben hazırlayana kadar uyandı. Özellikle bu sebzeleri böyle açık bırakıyoruz. Yoksa dayanmıyor. Buzdolabımız da küçük olduğu için gündüzleri kameraya ağzı açık bir şekilde, akşamları da havuzluğa çıkarıyoruz serin serin. Baya bir hafta falan dayanıyor değil mi Aylin o zaman? Bir hafta dayanıyor. Şimdi çayımız tamam. Bu bardakta çay alayım. Ondan sonra sucuklu yumurtanız hazır olacak Aylin Hanım. Evet, çayımız da hazır. Aylin Hatun dayanamadı yine. Simitimiz de varmış bak. Evet, evet. Ekmek kızartıyor. Aynen canım, şunları bitirelim. Şimdi bu tarafımızı açık bıraktık. Buradan camları açtık sadece. Hani perdeleri. Buranın perdesini de kapattık. Güneş gelen taraf ve rüzgar gelen taraf orası. Bu taraf şu anda yeterli bize. Hiç gram rüzgar almıyoruz arkadaşlar. Bu brandalar hakikaten çok kullanışlı. İleride yelkenli alırsam da mutlaka o sistemi uyduracağım. Sadece öyle bir mini ile bırakmayacağım. Çünkü geliyor yelkenli sahibi arkadaşlarımız, görüyoruz yani havuzluğu verimli kullanamıyorlar. Hem güneş yanlardan hem de rüzgar alıyorlar. Onu mutlaka bir çözüm bulacağım yani ileride. Evet, ekmeğin kokusu gelmeye başladı. Bu ne demek oluyor? Görev benim. Şimdi yumurtayı da ben yapacağım. Domates 25 lira olmuş arkadaşlar. Evet. Salata ve yumurta benden. Bu sabah böyle. Manzaramız da bu arkadaşlar. Gayet keyfimiz yerinde. Bugün de kalacağız burada. Ufak tefek işler var, onları halledeceğiz. Teknede. Yarın belki... Zaten yağmur da veriyor. Gerçi biz yağmurda da seviyoruz da teknemizde kalmayı. Ama şey... Biraz hava yüksekliği. Kedilerimizi özledik. 3 tane siyahımız var. Sağ olsun Aylin'in ablası gidiyor bakıyor. Geliyor 3 günde bir. Mamasına, suyuna, tuvaletlerini temizliyor. Ama biz de özledik. Bu siyahlar da çok duyarlı hayvanlar. Hastalığını veriyorlar sonra. Bir gün görüp geri geleceğiz. Ondan sonra bir 2-3 gün daha denizdeyiz inşallah. Aylin Hanım minik düdüklü tencerede taze fasulye yapıyor. Mis gibi de koktu Aylin. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Aylin biraz şeydir, böyle dengeli beslenmecidir. Şimdi bir köfte yapmıştık. Kaldı. Ertesi gün de yedik. İki gün et yedik. Hemen şimdi bir sebze yapması sebze lazım. Sürekli teknede sürekli birkaç çeşit sebze bulundurur yani. Fasulye de milli yiyeceğimiz oldu artık yani. Ama geçen sene hiç yapmadım. Bu turda da ilk defa yapıyorsun değil mi? Tabii. Bu turda da ilk defa yapıyor. Hayret yani. Normalde 3 gün 4 günde bir yapar yani. Ondan önceki sene her hafta sonu. Evet evet. Milli yemeğimiz olmuş. Böyle ne yapalım? Ne derse o. Bitti. Mutfaktan sorumlu kaptan o. Değil mi? Aynen karıcığım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hava yalnız çorbaladı bu arada. Bakın ip nasıl açı değişti. Kayanın ucunda. Tanıl abi yan taraftaydı. O da taradı herhalde, hemen topladı. Tanıl Tuncel. Diğer kuytu tarafa geçti. Biz daha dayanıyoruz. Bakalım, hoplayıp zıplıyoruz. Yani zincir tararsa biraz bir sıkışık bir zaman olur. Yani bütün gece taramadı ama kıyıya çok yakınız. Çok hızlı hareket etmemiz gerekir öyle bir durum olursa. Bu bosa kancasını da taktığımız için onun takılmaması lazım yani. Acil durumda küt diye atması lazım. İnşallah gerek kalmaz. Bir hava raporuna bakalım Ayloş. Aynen canım, bakalım. Böyle olacaksa geceliğin yerimizi değiştirebiliriz. Batı esti. Bayağı bir güneybatı gibi hatta. Bu koy almaz normalde şey hava. Bugün alıyor bakalım. Batıya döndük. Olmazsa şöyle göstereyim.
şu köşe daha kuytu. Bakın zaten oraya kaçtı Tanıl abi de. Bir tane daha yelkenli var. Onların ön tarafına biz girebiliriz rahatlıkla. Olmazsa oraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Çözdük. Kıştan kara halatımızı. Kayanın üstünden halatı çözer çözmez halkasından tuttum. Aylin beni çekti. Onu gösteririm ben size bir daha. Bunun sebebi gördüğünüz gibi tekne hemen yanladı. Çünkü yandan rüzgar almaya başladık. Bu yüzden akşama da öyle devam edeceğini düşünerek çözmek istedik ama çözdüğümüz anda tekne dönecek ki ben taştan inene kadar içerideki personel çekerse halatı çapa göre bir görüyorsunuz. Kıçı rüzgardan dönmüyor bu sefer. Taşlara doğru dönmüyor. Siz yukarı çıkınca da hemen birazcık ileri alıp ondan sonra işinizi görebilirsiniz. Ben o sahneyi çektim sanıyorum, çekmemişim. Bir dahaki sefer artık. Yavaşça, yavaşça, aferin, ver gaz. Bravo sana. Karıcığım. Halatı toplamıyorum, nasıl olsa orada yine kıştan kara yapacağız değil mi? Arkadaşlar şöyle görün. Ben de olta atayım bir yandan. Bakarsın bir tane mambuka yapıştırırız. Buradan giderken hep tutuyoruz ya Aylin genelde. Belli mi olur? Nasip kısmet. Bulunduğumuz yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Mağara gibi yere gittik. Çok güzel bir yerimiz. Şimdi batıya kapalı bir yere gideceğiz. Ne havadan ne sudan. Dostlar geldik. Şimdi bakın o dalgalı yerden. Marinamıza hem çok yakın yer. Oh 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 kuşların güzelliğine bak. Sese bak sese. Böyle dümdüz bir yere geldik. Marinamız çok yakın. Bakın şurada hemen dibimizde. Su böyle tertemiz. Şimdi bugün burada biraz vakit geçireceğiz. Ondan sonra karar vereceğiz. Ya marinada kalacağız veyahut da bir kedilerimiz için bugün mü gidelim? Akşam bilemiyoruz. Bir kedilerimizi görelim. Zaten yakındayız. 40 dakikalık yol evimiz. Bilmiyoruz yani. Bir planımız yok. Gitsek de bir gece kalacağız. Ertesi gün yine buradayız. Efesto. Güzel mi? Harika. Nasıl yere getirdi yine kocan Sena böyle ya? Cennet gibi bir yere getirdi beni kocam. Ya orası nasıl dalgalıydı? Valla şuraya bak. Sanki başka memlekete geldik yine. Evet evet. Öyle arkadaşlar görüyorsunuz. Allah'ım. Çok nefis. Güzel. Yemenizi tavsiye ederim. Yemeğin bitti mi senin yemek? Bilmem. Olmuştur herhalde. Olmuştur herhalde nasıl? Oradayken kapattım ben onu. Kapattın mı ha? Tamam. Tamam canım. Kendi kendine oluyor biliyorsun ya. Tamam. Akşama da az kaldı herhalde ya. Kaç oldu saat? 4 falan mı oldu? 3.30-4 falan herhalde. İyi canım. Eline sağlık. Acıktın galiba. Acıkmaya başlayacağım. Başlamadım da başlarım yavaş yavaş. Ben birazdan pilav yapayım yanına da. Tamam canım. Arkadaşlar bakın. Hep söylüyorum ondan sonra motor yatlara düşman mısın deniyor. Bakın. Kıyma yerde. Her yer yağ. Görüyor musunuz? Her yer dağıldı. Bir tane motor yatın hayvan gibi geçmesi yüzünden oldu bunlar. Ya görüyorsunuz arkadaşlar şu hale bakın ya. Ya artık bırakın şu pislik pislik işleri ya. İnsan olun biraz ya. Ya birini sakatlayacaksınız arkadaşım ya. Ya bu olmaz arkadaşlar böyle. Olmaz artık ya. Yeter ya. Bu nedir ya? Bak bunu söylüyorum, net söylüyorum. Bu marinadandır zaten bunu yapan. Başkası değil. Marinanın çıkışında böyle gaza basılmaz arkadaşım. Erkeklik öyle o gaza basmak değil teknelerin önünden. Erkeklik bak sen de duydun. Erkeklik ona cevap verebilmektir. Anladın mı?
veya gelmektir buraya. Ulan döktün, insanları yakıyorsun burada be. Terbiyesiz herif. Ulan bir insan olun artık be. Bu nasıl bir ahlaksızlık ya? Her yer battı. Yağ oldu. Kadın yanacak. Ben bardakları, şişeleri tutmaya çalışıyorum. Böyle geçilir mi insanların önünden 30 natla, 40 natla? Limanın çıkışında hemen. Ahlaksızsınız yani. Başka hiçbir şey değil. Arkadaşlar ahlaksızsınız. Bakın arkadaşlar, limanın önünden bastı gitti. Tamam mı? Küfür edince etti oluyoruz. Bak koya girerken de öyle gidiyor. Bak karşıda bak şimdi. Buradan yaptığına bak şimdi. Gördünüz mü tekneyi? Bak. Bak. Ortalığa bakın. Ortalığa bakın. Tsunami. Görüyor musun? Teknenin içinde zor duruyoruz. Tava tencere devirdi biraz evvel. Bak. Adama bak, bak koyun, koyun içine girdi, aynı şeyi yapıyor. Bak bak bak, bak. Köpürtüyor orayı, bir daha gelecek, buradan geçecek. Evet sevgili arkadaşlar, biraz ağzımızı bozduk, kusura bakmayın. Keserim ben oraları ama hak ediyorlar yani. Yani bu aslında sosyal ve psikolojik bir problem. Adam yani burası şimdi marinanın önü durgun deniz ya. 1-2 mil daha fazla hızlı giderse bununla mutlu oluyor. Adam çünkü çıkar çıkmaz marinadan çıkar çıkmaz yani burada 10 tane tekne var. Önünde basıyor, geri geliyor. Bas koca Sığacık Körfezi'ne gitmiyor. Burada basıyor. Hem millet görsün istiyor. Ya denizcilikle falan alakası yok. Denizden keyif aldığı da yok. Onunla mutlu oluyor. Git oğlum şey al. Motosiklet al. 1000 cc, 1500 cc bir motor al. Yap 300 kilometre hız yap. Yani sen de geber, toplum da kurtulsun yani. Şimdi ben bazen söyleniyorum. Ya bizim millette bir tuhaf algılama biçimi var. Motor yak sahipleri denize çıkmasın mı? Ne alakası var arkadaşım? Bundan bunu anlıyorsan ben sana zaten cevap vermemem lazım yani. Motorak sahibi çıksın, insan gibi çıksın. Bak herkes çıkıyor. Bak yelkenliğe bak. Adam efendi efendi geçiyor. Bak şimdi bu da bizimkisi gibi bir motor ya. Yani bizim tarzda. Bizden 8 metre falan. Niye bak efendi efendi geçti. Yemeğimizi yiyoruz ya. Kıyma, tava, tencere hepsi yere döküldü ya. Ya bir insan yaralanabilir. Hiç bunu düşünemiyor musun? Sonra motor yatları düşman mısın? Düşman değilim. Bizim teknemiz de yelken tekne değil. Yani bizimkisi de motor yat sınıfı bir tekne. Tamam ufak ama kimseye düşman değiliz biz. Biz doğruyu söylüyoruz yani. Sen gelip kardeşim burada benim hayatımı riske atıyorsan, bunca insanın hayatını riske atıyorsan ben sana söylerim. Küfür de ederim. Yani bunu sen bile bile yapıyorsun zaten. Cevap da vermiyorsun. Onlar ne oldu orada? Git gel, git gel. Niye burada gidip geliyorsun arkadaşım? Git bak koca körfez var. Git ama orada insanlar görmez onu. Buradan körfezden çıkarsa rahatsızlık veremeyeceği için insanlara kimse görmez onu. Onunla tatmin olmuyor yani. İlle kendine küfür ettirecek. Yani görüyorsunuz karaya daha yaklaştık sadece ya. Yaklaştık, karaya çıkmadık. Huzurlu hayatımızın içine ettiler ya bir anda. Yani ölüm riskleri bilmem neler ya takla attıracaklardı yani oradan o devriliyor buradan. Bir tek biz değil orada katamaran var onu da sarstılar hepsini. Bütün hepsini ya. Ne oldu? Marina'ya yaklaştık. İnsanlara yaklaştık. Bitti. Huzur kalmadı. Anında. Otoban gibi ya. Şuradan 20 metre önümüzden adam 40 mille geçiyor ya. Kardeşim bak o kadar mesafe var. Geç şuradan ya. 200 metre yol ya. Burada da basmayı ver. 200 metrede. Sonra çık bas. Yok ama. O onu istemiyor. O burada küfür ettirecek millete. Söylenecek millet. Ondan sonra ulan bu teknenin sahibi kimmiş diyecek. Herkes dürbünle bakacak falan. Ondan zevk alıyor adam yani. Bütün mesele bu. Neyse karıcığım eline sağlık ya. Kusura bakma. Vallahi. Afiyet olsun canım. Bunlar işte zararlı canlılar.
Denizle alakası yok bunların. İnşallah benzinlikler de kalır bir yerde. İnşallah. Şuradan her gidip gelişinde 500 lira yakıyor ya. Git gel git ya. Param var tamam. Ama insanlara huzursuzluk verme hakkın var mı yani? Yok. Öyle değil mi? Ya yansan sen ne olacaktı? Lambur lumbur devrildi. Bak kitler battı. Orası her yer battı yani şu anda. Uğraşacağız biz bununla kaç gün. Ya bir de şurada dışarıda bir sürü tekne bağlı. Alargada bir sürü tekne var değil mi? Evet. Arasından direkt yani böyle bir şey olur mu ya? Hani biz buraya 40 yıldır bir geliyoruz duruyoruz. Böyle şeye maruz kalıyoruz da. Onlar sürekli bunu yaşıyorlar. Terbiye yok adamda. Sonra bana şey diyorlar Aylur. Motor yatlar denize çıkmasın mı? İnsan gibi çıkmayacaksa çıkmasın arkadaşım. Ne diyeyim yani? Aynen. İnsan gibi çıksın ya. Nasıl herkes insan gibi bak buraya dizilmiş. Buradan 1000 tane tekne geçiyor. İnsan gibi geçiyor. O da insan gibi geçecekse çıksın. Geçmeyecekse çıkmasın arkadaşım. Veyahut da inşallah başına bir iş gelsin yani. Ben ne diyeyim daha ya? Benim geleceğime onun gelsin ya. Bu kadar insanı rahatsız etmeye, tehlikeye atmaya hakkı var mı insan? Gidersin Bodrum tarafında koyuyor. Bak geliyor adam hani basmış geliyor. Gidersin koyda bir koltuk böyle çapraz alır. Bir koltuk böyle alır. 6 tane teknenin gireceği yeri kimse girmesin diye bencil adam. Kendine böyle havuz yapmış böyle. 7-8 tane tekne girer halbuki oraya. Kurnaz ya kimse girmesin diye böyle. Bir tanesinin halatını kesiyorum işte. Hatırlıyorsun 3 tane de personeli var yanında çalışan. 3-4 katlı motora. Ya kardeşim indir çıkacağız. Önümüzü çevirmiş. İndirmiyor. Bakıyorlar öyle. Kesiyordum halatını. Ondan sonra hemen dur abi koşa koşa indi aşağıya. Hemen botla indirdiler. Aldılar halatlarını. Çıktık. 3 tekneyi hapsetmiş herif yani kafasına göre. İşte arkadaşlar biz bu tür adamlara diyoruz çıkmasın diye. Çıkmasın kardeşim yani. Bencilse, topluma zararlıysa, denize zarar veriyorsa, insanlara zarar veriyorsa çıkmasın yavaş, kardeşim. Yavaş yavaş. Bak şimdi bak. Bak gelişe bak. Bak kaç metre önümüzden geçiyor. Bak. Bak kaç metre önümüzden geçiyor. Sahil güvenliğe de vereceğim bunu. Bak. Kaldırınca bunu hemen yavaşlıyor bak. Görüyor musun? Sahil güvenliğe de vereceğim yani. Ya buradan bak 30 metre yok yani aramız. Ve limanın girişi ya. Limana da şuradan 50-60 metre. Yani buraya kadar basmak nedir ya? Buradan da öyle geçiyorlar da bak şimdi. Şimdi bak dalgası bak. Yavaşladığı halde gelecek dalgası. Göreceğiz hep birlikte. Bu kadar yavaşladığı halde bak. Ki yavaşlamıyor yani limanın ağzına kadar. Manyanın içinde nasıl geziyorlar? İnanamıyorum yani. Ahlaksız herif ya. Başka bir şey değil. Bu kadar mesafede yavaş gitmeye nasıl tahammül ediyorlar anlamıyorum. Ya imkan olsa onu da yapar aynen. Marnanın içinde de basarım. Ya millet görsün arkadaşlar. Bunların derdi millet görsün. Motor yatı var desin. Hızlı gidiyor desin. 5 yaşında çocuğa da versen eline motor yatı. O da o kolu itmesini biliyor yani. Bu mu denizcilik yani? Görüyor musunuz? Yavaş. Yavaş girdiği halde bak. Bak. Bak görüyor musun? Duyuyorsunuz değil mi? Bakın bakın bu yavaşlamış hali. Arkadaşın. Anladınız mı arkadaşlar? Çıkmasın motor atlar. Çıkmasın abi böyle adam çıkmasın. Cehenneme kadar yolu var. Yavaşlamış halini gördünüz yani. Arkadaşlar bakın kim gelmiş. Özlediniz değil mi? Nuri Kaptan'la Gülşah'ı. Merhaba. Gülşah merhaba. Kaptanı. Bakın hoş geldin için bize enerji tatlı getirmişler sağ olsunlar. Hep Yunanlı arkadaşlarımız mı dostluk yapacak? Türk arkadaşlarımız daha fazlasını yapıyor yani. Özlemişiz valla bizim geldiğimizi duyar duymaz gelmişler. Bizim çok arkadaşımız geldi gitti ama Nuri'nin ayrıdır yeri. O yüzden bu anları da sizinle paylaşıyoruz. Nuri'yi zaten biliyorsunuz birçok bölümden. Evet, değil evet. mi? Nuri'cim. Böyle arkadaşlar. Hoş geldiniz. Dostluk. Özlemişiz biz de sizi. Vallahi biz de özledik. Vallahi. Dostluk çok güzel bir şey. Her yerde, dünyanın her yerinde güzel bir şey. Yeter ki iyi insan olun, iyi düşünün. Aynen. Bravo. Eyvallah. Sevgili dostlar, arkadaşlar.
Bugün çarşamba günlerden 10 gün oldu. 11. gün mü? Denizdeyiz. Birkaç gün daha denizde kalacağız aslında. Evet. Ne çektik ne çekmedik bilmiyorum. İşte Samos'a gittik geldik. Kaç bölüm olur? 2 bölüm mü olur? 1 bölüm mü olur? Az mı çektik çok mu çektik bilmiyorum. Evet. Sürekli çekime odaklı olmadık çünkü. Bundan sonra da bugün gidiyoruz kedilerimiz için evimize. Zaten 40 kilometre ötede. Yarın yeniden geleceğiz. 3-4 gün daha buradayız ama çekim yapar mıyız bilmediğim için şimdiden size veda edelim dedik. Keyifliydi değil mi Ayloş? Çok güzel, çok keyifli. Çok güzeldi. Denizde olmak zaten. Harika bir şey. Çok takipçilerimiz de marinada olsun, denizde, denizlerde çok karşılaştık. Çok güzel iletişimler kurduk değil mi? Evet, harika. Onlardan güzel sözler duyduk. Özenenler, denize açılanlar, açılmak isteyenler çok fazla. Bundan sonra da maceralar bitmeyecek. Zaten hafta sonları hep artık haftada en az 3 gün teknedeyiz. En az 3 gün. Hafta içi de bir gün gelebiliriz. Sezon başladı artık zaten. Evet. Ondan sonra yine izinler, tatiller yapacağız. Uzun tatiller yapacağız. Tabii. Belki bu 2-3 gün çekim yapmayız. Bilmiyorum yani. Ne yapacağımızı da bilmiyorum. Daha plansız. O yüzden vedalaşalım istedik. Denizlerde kalın. Takipte kalın. Mutlu kalın. Mutlu kalın. O zaman bizimle kalın. Bizimle kalın arkadaşlar. Küçük büyük bir tekneyle bütçenize göre denizlere adım atın. Bu keyfi yaşayın. Nitekim biz bunu görüyoruz. Bizden etkilenin. Küçük tekne alan da var, büyük alan var, pahalı alan var, ucuz alan var. Bir şekilde bunun keyfini sürün. İnanın çok ekonomik. Bununla ilgili de bir video çekeriz değil mi? Samos'a nasıl gittik, tabii. Nasıl geldik? Maliyetler. Ne kadar yakıt yaktık? Bunlar detaylı işler arkadaşlar. Aynen. Şimdi tatilde bunlara çok değinmek istemedim ben. Oranın güzelliklerini, dostluk, gördüğümüz dostluğu, bunları size aktarmaya çalıştık. O zaman ne diyelim? Küçük tekne, büyük keyif. Bay bay. Bak bak, bakar mısın ya? Camda bekliyor, bakar mısın ya? Söylediğim kadar. Kızım, babacığım. Çok büyücü saldırlar, çok. Bu da lokum ama bu çeyrek ete lokum.